Saygıdeğer izleyenler, Ünye Spor sosyal tesislerindeyiz. Haftaya başlayacak olan maçlarla ilgili olarak çalışmalarına start veren 957 Ünye Spor takımının antrenmana başlamadan evvela onların da performansını bozmamak üzere kendilerini tanıtmak istiyoruz sizlere. Sizi tanıyalım. Ben Tayfun Şahin, kaleciyim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ ol abi, eyvallah, sağ ol. Ben atlamadan. Ben Fatih Mahmut Çepoğlu, sağ kenar oynuyorum. Çok güzel. Orta saha. Tugay Yelce. Barışcan Karadeniz, kanat oynuyorum. Emin Arı, sağ bek oynuyorum. Berkay Ekmekçi, stoper. Enes Akıncı, kaleciyim. Yakup Kadri Yürük, stoper. Serkan Mutlu, stoper. Bedirhan Kurt, orta saha. Ahmet Fergan Karayiğit, kenar. Büyükler de boşuna dememiş. Ahmet deyince, salli hala Muhammed deyip bir hafta düşünecekmişsin. Peki, kolay gelsin. Erkan Gültepe, kanat oynuyorum. Abi kanat, siz soruyoruz da kanat. Sağ açık, sol açık. Her iki tarafa. Aynen. Her iki ayak birden. Aynen. Tebrikler. Taha Yıldız, Trabzon'dan geliyorum. Hoş geldin. Stoper oyuncu. Teknik heyet mi? Evet. Evet. Ünyemi Yılmaz, kondisyoner hocam. Ünyeliyim. Oo, çok güzel, iyi. Ünyeli. Mustafa Ertürk, kaleci antrenörüyüm. Çok güzel. Ayhan Bayraktar, yardımcı antrenör. Çok güzel. Önder Demir, teknik sorumlu. Çok güzel. Malzemeci Fevzi Triyaki. Oo, senin görevin zor. Kolaylıklar diliyoruz. Tugay Yıldız Masur. Bugün 15 Haziran. 18 Temmuz'daki başlayacak olan lige 4-5 hafta kala biz hazırlığımızı, oyuncularımızı çağırdık. Teknik heyetimiz geldi. İnancımız tam. Aynen. Biz dediğimiz gibi zor şartlarda aldığımız kulübü düşürmemek üzere çıktığımız bu yolda inşallah düşürmeyeceğiz diye mücadele ediyoruz. Oyuncu kardeşlerimiz, biz inandık. Onlar da inanıyor. Ben burada sizlere tekrar Ünye basınına teşekkür ediyorum. Sizin sorularınız varsa... Stadı doldurmaları için taraftarlara ne söylersiniz? Şimdi bildiğiniz gibi bu sürede seyircisi oynanıyor maçlar. Ama Futbol Federasyonu şöyle bir planı var. Eğer bu süreç işlediğinde vaka sayılarında artış olmazsa geride kalan maçları seyircili oynatma durumu var. Ama biz şu anda seyirci olmayacak. Ama biz taraftarımızı her zaman yanımızda olmasını istiyoruz. Bayanlar bize... çok gelsin abi, ne demek? İnşallah. Istersin? Aynen, bayan taraftarımız. Ünye'de bir de biliyorsunuz bayan futbol takımımız var. Onun maçları da yeterince seyircisi kalabalık oluyor. Onunla beraber dediğim gibi Ünye'de spora, futbola şu anda büyük bir yatırım var. Burada mülki amirlerimize, kaymakam beyimize, belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza, ilçe spor müdürümüze, il spor müdürümüze, emeği geçen bütün siyasi parti liderlerine, bizi yalnız bırakmayan bütün partilere ben buradan teşekkür ediyorum. Bize inansınlar, güvensinler, desteğini bizlerden esirgemesinler. Çünkü bu yönetim gerçekten müthiş işler başarıyor şu anda. Biz Ünyeli'ye verdiğimiz bir sözümüz var, dediğim gibi onu yerine getireceğiz. Bize sahip çıksınlar, biz bunu istiyoruz. Biz zaten taraftarımızdan şu anda para almıyoruz. Amatör maçların para yaptırımı yok. Biz profesyonel lige inşallah çıkarsak taraftarımızın da bunu zaten biliyor. Profesyonel liglerde belli bir ücret ödenerek. Biz şu anda geçmiş dönemde insanların yardımlarıyla bize gelip kendileri bağış kutularımız oluyordu. Orada yardım yap. Onun haricinde biz taraftardan para aldığımız yok. Zaten tribünler Ünye seyircisine açık. Gelsinler, bizim maçlarımız eğer seyircili olursa biz kimseden zaten para talep etmiyoruz. Biz taraftarı her zaman, taraftarı hangi kulüp olursa olsun onun bir vazgeçilmezidir. Taraftar olmazsa bu kulüpler ayakta durma şansı yoktur. Onun için taraftar bu futbolcunun arkasında en büyük güçtür. Şu anda nikahı olan oyuncularımız var, henüz gelmediler. Onları bekliyoruz. Çarşambaya kadar büyük bir ihtimal hepsi toplanacaklar. Hocalardan izinli olanlar var. Bir oyuncumuz askere gitti. Bir oyuncumuzu ailesi göndermediği için gelmiyor. Bildiğiniz gibi daha önce söylemiştik. Yazışmalarımıza, federasyona, Sağlık Bakanlığı'na, kulüp olarak birçok yerlere yazı yaptık diğer kulüpler gibi. Bu kulüp, bu ligler amatördür. Burada hiçbir yaptırımı olmayan bir ligdir. Mayıs ayının sonunda ligler bitti. Sözleşmeler bittiği için hiçbir futbolcuyu buraya çağıramıyoruz. İsterse bakın bunların hepsi gönüllüdür. Hepsi buraya futbol oynamak için geldiler. Ve bizden anlaşmaları... Lig bitene kadardır. Onun için burada sorumluluğu bilen kardeşlerimiz buraya geldiler. Sahada yerlerini, hocalarımızın dediklerini yaptılar, geldiler. Çünkü bizden anlaşmaları lig bitene kadardır. Yani bir bedel aldılar bizden. Ama bazı arkadaşlarımız gelmiyor. Biz saygı duyabiliriz. Eleştirmiyoruz. Gelmeyebilir, ailelere göndermeyebilir. Ama
Biz onlara şu anda hocalarımızdan da görüşüyoruz. Şu anda birçok kulübün oyuncuya borcu var ve biz oyuncudan alacaklı bir kulübüz. Ben Ünye Kamuoyu'na da bize verdiği destekten dolayı Mülki Amirimize çok çok ayrı ayrı da teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrı ayrı buraya geldiniz. Biz de bizim emeklerimizi oyuncularımızın burada değerlendirmesini yapıyorsunuz. Ben bundan dolayı da size teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, 18 Temmuz'da başlayacak olan liglerin ön çalışmaları başladı. Ünye sosyal tesislerindeyiz. Geçmişte Ünye Spor'da ter akıtmış futbolcumuz bugün 957 Ünye Spor'un teknik direktörü Önder Demir. Önder Demir'le beraberiz. Önder hocamız, hem hoş geldiniz, başarılar diliyoruz. Takımınızı özetlemeniz gerekirse kamuoyuna ne söylersiniz? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Takımımızda bütün oyuncularımız gelmedi. İzinli birkaç oyuncumuz var. Nikah olan var. Yarın katılacak 2-3 tane oyuncumuz var. Bugün katılacak 3-4 tane oyuncumuz var. 6 tane eksiğimiz var. Onlar da 2 gün içinde hepsi takımımız katılacak. Bu süreçte tahmin edersiniz pandemi sürecinde diğer takımların takip ediyoruz. Oyuncuları gelmeyen oyuncuları var. Mazeret üreten, ailesinin tasvip etmediği, göndermediği, takımın puan durumuyla alakalı gelmeyen oyuncuları var. Sağ olsun bizim oyuncularımızın hepsi çok karakterli, hepsi takımın idmanlarına bugün itibariyle özel başladık. Özel katılmışlar, evet. Evet, katıldılar. Hepsi bu takımın ne beklediği, bu camianın ne istediğini biliyor. Hepsi bunun bilincinde. Yerinin bu olmadığının farkında. Tabii 4 tane çok kritik maçımız var. Bu 4 kritik maçı atlatacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Sonra da önümüzdeki senenin şampiyonluk hedeflerini başkanımızla beraber sağ olsun yapıyoruz. Bugün kaymakamımız geldi. Teşekkür ederiz ona da. Çok ilgili, çok alakalı. Çok ilgili. Çok ilgili. Çok ilgili. Çok ilgili. Tesisler. Tebrik ediyorum kaymakam bey. Evet. Belediye başkanımız keza öyle. Gelecek seneyle alakalı çok ciddi projelerimiz olduğunu kendilerine ilettik. Hocam Ayhan hocamızla beraber sağ olsun. O da bize her türlü desteği, her türlü teklifimizi, her türlü şeyini anlayışla karşıladı. Çok ciddi bir Ünye Spor gelecek. Göreceksiniz zaten. Bundan 2-3 ay sonra hem puantaj olarak hem oyun kalitesi olarak. Ben paylaştığım şeylerde hep Ünye Spor'un benim oynadığım dönemde daha önceki senelerdeki dolu tribünlerini paylaşıyorum. Benim amacım şu. Hem lig olarak üste çıkacağız. Hem de seyircilerimizi o stada biz çekeceğiz. Aldığımız sonuçlarla, oynadığımız oyunlarla genç, dinamik, arzulu, istekli, tabanca gibi bir takım kurmayı düşünüyoruz önümüzdeki sezon. Bu takımdan da tabii kalacak oyuncularımız olacak. Transfer edeceğimiz oyuncular olacak. Ama öncelikle buraya gelecek oyuncunun hedefi olan oyuncuları isteyeceğiz. Şampiyonluk yaşamak isteyen oyuncular isteyeceğiz. Tabii ki para alacaklar. Para önemli, ekonomi önemli. Ama öncelikli hedefleri bu takımı şampiyon etmek, belli bir yere gelecek oyuncular tercih edeceğiz, alacağız. Hedefi olan oyuncular bu camiye bunu fazlasıyla hak ediyor. Bu konuyla ilgili de Ünye'de çok değer verdiğimiz hocalarım var. Benim oynadığım dönemde bana hocalık yapmış. İşte Osman Hoca olsun, Orhan Hoca olsun, işte arkadaşlarımız var İbrahim'le şu. Hepsiyle konuşuyorum. Eski antrenörümüz, teknik adamımız Mehmet Hoca, onunla da görüşüyorum. Fikirlerini alıyorum. Herkes bu takım için elinden geleni yapmak zorunda. Ben nasıl buraya gelirken, başkanım orada sağ olsun beni aradı. Hiçbir beklentimiz yok. Maksat bu takım bu ligde kalacak. Başka bir şey hedefimiz yok. Bu takım ligde kalacak ve seneye de bu takımı şampiyon edeceğiz. En kısa hangi şekilde olursa en kısa şekilde bu işi bitirip bu takım, bu camia, bu şehir, bu ilçe bu ligi hak etmiyor. Bir an evvel en üst seviyeye, bir üst lige, en az üçüncülük. Üçüncülük yeterli demiyorum ben. En az üçüncülük. Biz üçüncülüğe çıkacağımız kadroyla da orada da belki de hiç transfer yapmadan bir üst lige oynayacak bir kadro yapacağız. Burada şunu anlatmak çalışıyorum. Yaş ortalamamız genç. Gelecek vadeden oyuncuları alacağız. O potansiyel Ayhan hocamda da var. Futbolcu, yelpazesi çok geniş. Benim de var etrafta oynayan profesyonel oyuncularım. Rizespor'da, diğer takımlarda oynayan var. Takviye edeceğiz. Çünkü hem saha şartlarımız, hem tesis yapılacak tesis itibariyle. Bir de sağ olsun, bence en önemli noktalardan bir tanesi. Futbol camiası çok ufak. Burada yapılacak herhangi bir kötü bir imaj
bütün kulüpler tarafından, bütün oyuncular tarafından duyulur. İyi bir imajla duyulur. Biz bu sene özellikle Ahmet Başkan'ın ve yönetimin, yeni yönetimin gelmesiyle birlikte, şimdi piyasada ben pandemi sürecinde memleketimdeydim. İstanbul'dan, Ankara'dan arayan arkadaşlarım oluyordu. Rize'de konuştuğum arkadaşlarım var. Biz bu sene güven kazandık. Güven anlamında şunu kastediyorum. Başkanına teşekkür ediyorum burada. Oyuncuların bütün ödemelerini zamanında aksatmadan primlerini, maç başlarını, peşinatlarını hepsinin verdi. Bu diğer takımlara hep şöyle bir örnek gitti. Evet, Ünyespor belki rakam olarak uçuk değil ama söylediğini yapan, taahhüdünü yerine getiren, söz verdiğini yapan bir takım imajındayız. Seyirci futbolun bence temel taşı. Seyircisiz futbolun hiçbir keyfi yok. Biz az evvel sohbetimde söylediğim gibi biz o tribünleri dolduracağız. Ha, bayan konusuna gelince, bayan demek temizlik demek. Bayan demek dürüstlük demek. Bayan anne demek. Biz oraya bayanları çekersek çok önemli. Sahada yaptığımız işi, orada bizi bayanların alkışlaması bizi gururlandırır, onurlandırır. Yani Ünye'nin de bu potansiyeli fazlasıyla var. Çok modern bir şehir. Çok bu ligi hak etmiyor. Daha üst liglerde daha başarılı olacağız. Teşekkür ederim. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim.